için projesi için test sürüşleri yaptınız ama diğer taraftan bakanlık düzeyinde de görüşmeleriniz vardı. Hem maliye hem dışişleri hem belediye başkanları. Tabii orada açıklama yaptınız ama bunun buradaki yansımaları da vardı. İlk kez bu düzeyde bir muhalif kesimden görüşmeler oldu. İstenilince oluyormuş yorumları yapıldı. Diğer taraftan da bu 2028'e aday mısınız tarafını da beraberinde getirdi. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Malumunuz Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ülkemizi ziyaret ettiğinde İstanbul'da misafirimiz olmuştu ve o misafir olduğu masada çok güzel bir buluşma anıydı bizim için. Sirkeci Garı tarihi bir nokta. Özellikle İstanbul'dan Almanya'ya 62 yıl önce hareket eden iş göçünün başladığı yer. Çok farklı mesajlarla bende okuması mevcuttu. Birincisi o dönemde bir iş göçünün nasıl olabileceği, başka bir ülkeden başka bir ülkeye düzenli bir iş göçü planlamasının nasıl yapılabileceğine dair önemli izleri vardı bu tarihi anın. Bir başka yönü de bugüne dair tabii mülteci meselesinin ne kadar derin bir meseleye dönüştüğü, uluslararası anlamda bunu iyi yönetemediğimiz noktasında da verilerle karşı karşıyayız. Bu kapsamda oldukça geniş İstanbul ve ülkemiz ekseninde de başta mülteci meselesi olmak üzere yatırımlarımız, iki ülke ilişkileri, şehirlerin kardeş ilişkileri üzerinden sohbetlerimiz olmuştu. Daha sonra tabii o masada bulunan Maliye Bakanı ile de bir görüşme yapmamızı ve özellikle şehrimizdeki yatırımlardan bilgi vermemiz söz konusu olacağından bahsetmiştik. Bu seyahatte denk gelen Maliye Bakanı ile olan randevumuza aynı zamanda Dışişleri Bakanlığı ve Ekonomi ve Yatırımdan sorumlu Devlet Bakanı gündemi eklendi. Tabii bunlara binaen ilave olarak 35. Kardeş Şehir İlişkisi'ni kutladığımız Berlin Belediye Başkanı ile olan randevumuz, Köln yine bir başka kardeş şehrimiz, Köln Belediye Başkanı, Düsseldorf Belediye Başkanı ve milli maçımızı izlemeye gittiğimiz Dortmund şehrindeki Dortmund Belediye Başkanı görüşmelerimizin bu kurumsal karşılığı oldu. Yanı sıra Almanya'nın en büyük iş dünyası kuruluşu, iş dünyası çerçevesi olan BDI diye anılan iş dünyası kurumunun başkanı ve yönetim kuruluyla bir araya geldik ki malumunuz Türkiye'mizde çok ciddi sayıda tamamı Alman sermayeli olan yatırımları olan şirketler var ve bu şirketlerin en üst düzey temsili olan firmayı daha doğrusu kurumu ziyaret ettik ve orada da İstanbul'umuzun bir yatırım odağı kent olduğunu ve hatta BDI'nin dünya ekseninde birkaç şehirde temsilciliğinin olduğunu ve bir tanesinin de İstanbul'da olmasını arzu ettiğimizi dile getirdik. Buna ilave olarak da tabii ülkemizde, şehrimizde kazandırma hayalini en güçlü şekilde hissettiğimiz Hızray'ın yapımı ile ilgili ve buna talip olmayı düşünen yine uluslararası bir firmanın tren test sürüş alanını ziyaret ettik ve orada hızlı trenin test sürüşüne eşlik ettik. Hatta ben de bir miktar kullanma zevkine sahip oldum. 180 kilometreye kadar çıkmayı arzu ettiğimiz Hızray'ın Sabiha Gökçen'den Beylikdüzü'ne 75 kilometreyi 50-55 dakikada alacağı bir ortam. Gezimizin kapsamı bu. Çok kolay bir şey değildi. Ciddi kilometreler aldık. Keyifliydi de. Bence itibarlı İstanbul'umuza yakışan itibarlı bir buluşmalar silsilesiydi. Ben hem Alman hükümetinin değerli bakanlarına hem belediye başkanlarına çok çok teşekkür ediyorum. Kaldı ki hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kimliğimle hem de Türkiye Belediyeler Başkanı kimliğimle daha önce yapmayı düşündüğümüz ama farklı sebeplerle yapamayı iptal ettiğimiz Türk-Alman kardeş şehirleri buluşması ile ilgili de öncü fikrimizi başta Berlin ve Köln kardeş şehrimizle paylaştık. Umut ediyoruz 2025'te de böyle güçlü bir buluşmayı ülkemizde yaparak hem Almanya hem Avrupa Birliği ile ilgili ilişkilerimizde
tamir edilmesi gereken alanları en güçlü şekliyle tamir etmeyi ve ikili ilişkilerin ticari, teknik, siyasi her alanda çok itibarlı ve çok güçlü bir seviyeye kavuşmasını diliyorum. Zira biliyorsunuz ki dünya ekseninde en fazla yurttaşımızın yaşadığı ülke Almanya. Almanya ile olan her olumlu ve düzeyli ve itibarlı ilişkinin orada yaşayan insanlarımızın yaşamına da pozitif yansıyacağına inanıyorum. Kimin ne yazdığının önemi yok, durum bundan ibarettir. Efendim, Dilan Alp söyledi ama ben de Özgür Özel'in Fatih Altaylı ile ilgili açıklamaları çok konuşuldu. Fatih Altaylı kaleme aldığı yazısında İmamoğlu ve Mansur Yavaş aday olsaydı şu anda Cumhurbaşkanlığı koltuğunda Erdoğan değil, bu iki isimden biri oturacaktı diye bir net açıklaması var. Ve sizin Cumhurbaşkanlığı yardımcılarınıza aday gösterilmenizle ilgili de bunun bir komplo teorisi olarak değerlendirdiğini ve sizin siyasi hayatınızın bitirmesine yönelik olduğunu ama tutmadığını söylüyor. Peki bunun üzerine ne açıklama yapacaksınız? 10-11 gün bayram ve Almanya seyahatimle ilgili süreçte açıkçası ülkemizin içinde mevcut olunan bu tür muhabbetleri ya da röportajları, siyasi münazaraları pek duyamaz oldum, ilgilenemez oldum. Bu kapsamda Sayın Genel Başkanımızın değerlendirmeleri elbette kendi şahsi düşünceleri ve fikirleridir. Muhtemelen benden ziyade kendisine sorulması daha doğru olabilir. Sayın Başkan, adalarda toplu taşıma bir kez daha gündem oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin adalara taşımış olduğu adabüs, adalarda yaşayan bazı vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı ve tepkiler de hala devam ediyor. Bu konuyla ilgili bir açıklamanız olacak mı? Elbette. Ben hani bir kere şunu söyleyeyim. Adalar halkıyla olan üst seviyede samimi diyaloğumuza zarar getirecek hiçbir davranışta ne ben ne bir çalışma arkadaşım bulunmaz, bulunamaz. Adalar halkıyla adaları çok düşünen ve karşılıklı diyaloğunda hep şeffaf, onların ne hissettiğini anlamaya çalışan bir süreci işlettik. Bakın, adalardan malumunuz, hatırlarsınız, atların görmüş olduğu, faytonlardaki atların görmüş olduğu zulmü gidermek adına adalardaki faytonların kaldırılma sürecinde ne kadar halkçı, katılımcı ve aynı zamanda emekçisinden oradaki insanların ne düşündüğüne kadar fikirlerini alan katılımcı bir model yönettiğimizi en iyi adalar halkı biliyor. O bağlamda bizim bu ilişkimizin üzerinden bir işte bu gelişen olayları kötü yorumlayan veya bunları başka türlü yorumlamaya çalışan bir kısım halkın bu duygularını sömürmeye diyeceğim çalışan bir kısım yayınları da buradan gülerek izliyorum. Zira bizim siyaset anlayışımızda tepkiyi gösteren insanlara duymak en önemli şeyimizdir, fıtratımızdır, tavrımızdır. Ben adalar halkının ya da orada bir kısım vatandaşımızın tepkisini elbette duyuyorum ve bunu hissediyorum ve anlıyorum. Şunu söylemek isterim, bir kere tespiti sağlam yapmak lazım. Adalarda faytonları kaldırdıktan sonra buradaki toplu taşımayı sağlama mecburiyetimizin olduğunu, yani adalar toplu taşımasız olmaz. Bakınız, adaların neredeyse %70 küsuru orta yaş ve orta yaş üstü vatandaşlarımızdan oluşuyor ve insanlarımızın toplu taşımadan faydalanma mecburiyeti var. Artı adalar epeyce ciddi bir alandır. Başta Büyükada olmak üzere Heybeliada da bunlardan birisi ve buralarda mezarlıklara erişim, hastaneye erişim, sağlık ve kamu kurumlarına erişim gibi mecburiyetler var. Artı tatil günlerinde bazen 60 bini aşan adalara giden misafirimiz var. Dolayısıyla adalarda bir toplu taşıma zarureti var. Peki toplu taşımayı nasıl yapacaksınız? Değerli hemşehrilerime buradan seslenmek istiyorum. Toplu taşımada tanımlı araçlar var. Bu tanımlı araçların dışında bir aracı siz lisanslayamıyorsunuz ya da ruhsatlandıramıyorsunuz. Biz o dönemde geçici bir ruhsatla, daha doğrusu geçici bir izinle, ki ben hatırlar hemşehrilerimiz, ben ta o dönemin İçişleri Bakanı'yla gidip buluştum, saatlerce toplantı yaptım. Hatta o dönem
bu izinin çıkması ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanı'nın onayına bile ihtiyaç duyuldu o masada ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın da katılımıyla peki buna geçici izin verelim. Çünkü araç yok henüz ortada. Faytonu kaldırdık, araç yok. Ve L tipi araçlarla orada hizmet etmeye başladık. Bakınız L tipi araçlar şu anda ülkemizde ruhsatlanabilen araçlar değil. Geçici izinle bize hizmet eden araçlar. Ve biz o günden bugüne araçların dizaynıyla ve araçların adalara uygun bir araç üretimiyle ilgili yoğun bir çaba içerisinde olduk. Ve ülkemizin o günde masada söz verdiğimiz üzere yerli üretimle bu işi ayarlamaya dönük adımlar attık. Ve en nihayetinde şunu söyleyeyim, biz ülkemizde yeni tip bir aracın, ruhsatlı bir aracın dizaynıyla ilgili farklı ihalelere çıkmamıza rağmen, farklı bir takım sistemleri devreye sokarak buna katılımı teşvik etmemize rağmen ne yazık ki biraz ekonominin düzeninin bozuk olması, dönemsel bir takım zorluklar ve de buna hazır olduğunu görmediğimiz bir takım kurum ve kuruluşlardan ötürü katılım olmadı. En nihayetinde bizim 30 Nisan 2024 yani bundan 2 ay önce 30 Nisan 2024'te taşımayla ilgili o verilen geçici iznin süresi doldu. Bizim bir an önce araç almamız gerekiyordu ve tek lisanslı araç olan M tipi araç dediğimiz ama çevreye duyarlı, elektrikle çalışan, sessiz ve güvenlik koşullarını sağlayan ve lisanslanabilen tek araç tipi buydu ve hızlıca bu araç ihalesini yaparak bu araç ki bu da Teknoloji Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli Aselsan lisanslı ve Karsan ortak imalatıyla yapılmış yerli üründür. Biz bu araçları satın aldık çünkü biz orada lisanslı bir biçimde toplu taşımayı sağlama mecburiyetimiz var. Bakın toplu taşıma mecburiyetimiz var diyorum. Bazı alanlarda toplu taşıma mecburiyeti vardır. Yani İstanbul'da ben toplu taşıma yapmıyorum diyemezsiniz. Adalarda da diyemezsiniz. Ve yapmak zorundasınız. Halka o hizmeti sunmak zorundasınız. Ve şu anda o araçlarımızla orada hizmetimizi sunuyoruz. Elbette ki bizim daha farklı bir dizaynla, daha farklı bir sistemle lisanslanabilir bir aracın üretimi konusunda Ar-Ge çalışmalarımız sürüyor. Ama şu anda böyle bir imkan yok. Artı bizim orada bu toplu taşımayı sunmayla ilgili çabamız olmak zorunda, yasal zorunluluğumuz var. Yani biri şikayet etse bu konuda biz yargılanırız. Bu bağlamda oradaki mevcut araçların ne şekilde oluştuğu, ne şekilde olgunlaştığı ile ilgili başta Adalar Belediye Başkanımız Sayın Ercan Akpolat olmak üzere İETT Genel Müdürümüz halka şeffaf bilgilendirme toplantılarını yapıyor. Ve büyük oranda aslında halkla uyumlu bir şekilde bu süreci karşılıyorlar. Ama dizayn hassasiyeti, efendime söyleyeyim estetik hassasiyeti olan bir kısım vatandaşlarımızın tepkileri var. Bunu da saygıyla karşılıyoruz. Buna karşı bizim niye böyle yapıyorlar diye bir tepkimiz yok. Ben bunu tabii bayram tatiliyle yoğunlaşan bu tepkileri uzaktan da olsa takip ettim. Adalar halkına dönük de bir açıklamam, bir beyanım olacak. Kendilerine bütün bu bilgileri aktaran bir sunumum da olacak. Bu bağlamda çalışmalarımız sürüyor ama orada toplu taşıma olmak zorunda. Fakat farklı bir yere dikkat çekmek isterim. Bu konuda mülki idari noktalarını başta emniyet olmak üzere de katkılarını en üst seviyede talep ediyoruz. O da şu anda toplu taşımanın eksikliğinin var olduğunu düşünen ya da bunu fırsat bilen inanılmaz ruhsatsız taşımacılık yapan ve adaları esas çirkin gösteren bir kısım elektrikli araçlar. Yani böyle küçük, minik isimlerini de diyemeyeceğim yani farklı tipolojideki elektrikli araçlar, şarjlı cihazlar, iki tekerlekli, üç tekerlekli, dört tekerlekli şarjlı cihazlarla orada asla ve asla ulaşım hizmeti veremeyecek bir kısım araçlar iş görür durumda ve acayip bir sayısı artmış. Bunların tümünün toplatılması şart. Hangi araçların hangi bireysel ihtiyaçlara hizmet edeceği de adalarda belli. Bu bağlamda hem emniyetin hem kaymakamlığın hem valiliğin bir kısım birimleriyle de görüşüyor arkadaşlarım. Bunları temizlememiz lazım. Adaları esas çirkin gösteren husus budur. İki,
şu andaki mevcut toplu taşımamızın belli hassasiyetler ve belli zaman dilimleri gözetilerek hizmet edilmesinin sağlanması lazım. Buna lütfen hemşehrilerim engel olmasınlar. Seslerini duyuyoruz ve bu hassasiyeti de takip ediyoruz. Üçüncüsü de dediğim gibi inşallah daha zaman ilerleyen zaman diliminde ruhsatlanabilir bir takım çalışmalarla elde edeceğimiz bir yeni dizaynla ruhsatlanabilir bir araç oluşturduğumuz takdirde hızlıca da o aracın teminine ya da üretimine geçmek istiyoruz. Bu arada şunu da söyleyeyim. Şu anda bizim orada hizmete sunduğumuz M tipi araçlar Floransa'da, Roma'da ve bunun gibi bir kısım tarihi şehirlerin tarihi bölgelerinde kullanılan araçlardır. Yani bu araç öylesine hani sadece adalar için getirilmiş bir araç değil, özellikle dünyanın tarihi alanlarda taşımayla ilgili, toplu taşımayla ilgili insanların hizmetine sunulan, bakın şehir ismi veriyorum, Floransa, Roma, Bordo gibi Avrupa'nın çok önemli tarihi şehirlerinde kullanılan araçlardır. Bizim de bu konuda hassasiyetimizin olduğunu hemşehrilerimiz bilsinler. Önceki peki, CHP Genel... Halk ekmek fiyatlarının %60'ı varan oranlarda zam yapıldı. Bu zam da çok büyük bir eleştiri konusu oldu. 5 liralık ekmek 8 liraya çıktı. Bu eleştirilere ne diyeceksiniz? Şimdi bakınız, biz aldığımız un bitene kadar ülkede etkilendiğimiz maliyet koşullarından vatandaşlarımız etkilenmesin diye bitene kadar eski fiyattan satışa devam ettik. O da bugüne kadar sürdü. Ama dehşet bir buğday un fiyatı var. Yani şu anda belki de tarifsiz, yani enflasyonla kıyaslanmayacak derecede %100'ün, %120'nin, %130'ları bulan yıllık artışlara sahip bu buğday, işte maya vesaire gibi süreçleri. Yine en minimumda hareket ediyoruz. Bizim gönlümüz elbette zammı arzu etmiyor. Uzun süredir dayandığımızı ve dayanacağımızı duyuralı neredeyse sanıyorum 9-10 ay oldu. Yani geçen sene Eylül-Ekim'den beri hani zam yapmayacağız, kış koşullarına giriyoruz diyerek o koşullarda zam yapmadan insanlarımızın yanında olma gayretinde olduk. Ramazan ayında zam yapmadık ki yani Ramazan ay öncesi fiyatı düzenleme ile ilgili çok yoğun baskı geldi bize halk ekmekten. Yani zarar ediyoruz şeklinde. Mevcutta geçmişte aldıkları unu bir fiyat olarak içeriye sokulmuş bu unu kendimize bir avantaj olarak kabul ettik. Yani geçmişte ödenen paranın para maliyetini hesaba katmadan bugünlere geldik. Bugünden itibaren sürdürülebilir bir işletme sürecini devreye almamız gerekiyor. Yapılan hesaplamalar ve ortaya konan zam fiyatı bir kar hedefiyle konan değil, uzun süreli bugünden itibaren kar etmeden işletmenin insanlarımıza sağlıklı ekmek sunabilme fırsatını yakalayabilme gayretidir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi her konuda sürdürülebilir hizmet verme ama bir yanıyla da vatandaşını koruma mecburiyeti vardır. 250 gram ekmeğin 200 gram ekmekle kıyaslandığında ya da piyasadaki fiyatları kıyaslandığında ki bence ekmek sektörü yani fırıncılar belki de yaz bitmeden bir daha zam yapmak zorunda kalacaklar. Ben çünkü o fiyatları analiz ettiğimde bunu görüyorum. Ülkemizdeki ekonomik koşullar ne yazık ki bizlerin de belini büken, sıkıntıya sokan bir aşamada yapılan zammın gerekçesi budur. Vatandaşlarımızdan özür dileyerek ama bir yandan kurumumuzun bu kuruluşlarının ayakta kalması, hizmet etmesi en zor anlarında onların yanında olması için ekonomik sürdürülebilirliğinde bizim açımızdan şart olduğunu, zammın sebebi ve sonuç ilişkisi birilerinin söylediği gibi faiz enflasyon sonuç ilişkisi gibi değildir yani. Bu sonuç ilişkisi Türkiye'deki ekonomik koşulların var olduğu bir ortamda ne yazık ki bizlerin hizmet verebilmesi için mecburiyetle zam yapma sebep sonuç ilişkisidir. Böyle algılanmasını isterim. Sayın Başkan, önceki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceğiz. Bir görüşme gerçekleştirdiğiniz iddiaları gündeme geldi. Çarşamba günü telaffuz ediliyor. Böyle bir görüşme var mı? Olacak mı? Tarih belli midir?
Ya burada şunu söylemek isterim. Tabii ben sayın önceki dönem genel başkanımızla Kurban Bayramı'nda kendisini arayarak bayramlaştık. Bayramlaştığımız esnada da ben artık Ankara'ya da geliyorum. Muhtemelen daha sık geleceğim. Türkiye Belediyeler Birliği görevimden ötürü. Ve geldiğimiz bu esnada da olabilirse bir yemekte sohbet etmeyi arzu ederim dedim kendisine. O da memnuniyetle dedi. Ama net olarak şu tarih, bu tarih yok. Bunun farklı şekillerde basına yansıması, tarihin, hatta gündemin, içeriğinin aktarılması ya da birilerinin bunu bir şekilde çatır çutur farklı anlamlara çekerek yazılmasını hayretle izliyorum. Yani benim tek arzum var, önceki dönem genel başkanımızla aramızdaki münasebetin yanlış anlaşılmalardan uzak, samimi bir ilişkide yürüdüğünü ve bunu da bir yemek yiyerek gayet samimi bir ortamda toparlama girişimiydi. O bu hafta müsait olur muyuz bilmiyorum. Yani olursam zaten ararım. Haftaya da olabilir, bir sonraki hafta da olabilir. Yani bu bir yani ne diyelim adına işte iki ülke Cumhurbaşkanı'nın görüşme muhabbeti değil yani. Bir arada görev yapmış olan önceki dönem genel başkanı ile İstanbul Belediye Başkanı arasındaki bir dost muhabbeti. Bu kadar merak edilmesini de garipsiyorum. Bunun bu şekilde basına yansıtan akla da şaşarak izliyorum. Zaten bu tür kurulan diyaloglar ve yapılan perdelemeler bazen parti içi muhabbetlerin de kötü şekliyle deşifre edilmesini sağlıyor kamuoyuna dönük. Yazık ediyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki ilişkileri ben siyasi yaşamım boyunca dışa dönük hiçbir zaman ne deşifre ettim ne bununla ilgili cümleler kurdum. Tekrar son cümlemi kurmuş olayım. Önceki dönem saygıdeğer genel başkanımızla bayramlaştım. Her zaman her bayramda bayramlaştığım gibi kendisiyle de bir yemekte buluşma arzumu dile getirdim. Ankara'ya geldiğimi söyledim ama o bu gelişte mi olur bir başka gelişte mi olur kendisiyle telefonda konuşur karar verir. Sizlere de haber vermeden yemeğimizi yer sohbet ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Başkan buyurun.